24 Ekim 2023 Hatay otogarındayım. 23'ünde dün pazartesi akşam 5'te bindim Esenler otogarından. Bugün saat öğlen 1 Hatay'a ancak varabildik. Otobüs olmuş gibi her yerde duruyor. Hayırlısıyla sağ salim vardık arkadaşlar. Birazdan bakalım terminalin içi ne durumda. Ben en son Mart'ta gelmiştim. Yıkıktı, faaliyet yoktu. 9 ay sonra bakalım o Hatay terminali ne durumda, görüşmek dileğiyle. 24 Ekim 2023 Samandağ'ındayız arkadaşlar. Otogardan bir otobüse atlayıp 30 lira verip geldim Samandağ kazasına. Evet, halen 9 ay geçmesine rağmen çadırlar. Samandağ kazasında. Şimdi şuradan minibüs gelecek arkadaşlar. 20 dakikada minibüse binip Bakırköy'e varacağım. Aşırı bir sıcak hava, 32 derece. Yaklaşık 30 saattir de uykusuzuz. Evet, Bakırköy'e gittiğimizde orada görüşürüz arkadaşlar. Çantam da burada. Samandağ'da Bakırköy minibüsü geldi. 20 dakikadan hareket edecek. Evet. Bakırköy'de görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, saat tam 15.30. Bakırköy'e ayak bastım. Dün evden 15.30'da çıkmıştım. 24 saat sonra arkadaşlar, tam 24 saat Bakırköy'e vardım. Şimdi birazdan dinleneyim ve bir şeyler yiyeyim. Çok acıktım. Görüşmek dileğiyle. Bakırköy'e geldim. Hakiki Bakırköy kahvaltı ürünlerini arkadaşlar getirdi. Şimdi burada ürünlerimiz neler var arkadaşlar, bir izah edebilir miyiz? Bu bal. Hepsi buraya özgü. Aynen, hepsi burada. Devam edebilirsiniz. Devam edin. Hepsi buraya özgü. Kadın kooperatifinin reçeli yaptığı ürünler. Vişne, elma reçeli, tereyağı yine buradan yapılan. Biber ezmesi, tuzlu yoğurt, zeytin salatası, patates salatası ve çökelek salatası. Kaç çeşit peynir? 3 mü 4 mü sayamıyorum. 3 tane peynir var. 3 çeşit peynirimiz. Beyaz, misket ve dil peyniridir. 2 tane zeytinimiz var. Siyah ve yeşil. Domates ve salatalık. Şu ne oluyor? Bu katıklı, biberli ekmek. Biberli ekmeğimiz. 2 tane ismi var. Köy ekmeği arkadaşlar. Çayımız da geldi. Birazdan da tereyağlı yumurtamız gelecek. Ben bunları nasıl yiyeceğim diye karar... Bu 3 kişilik değil mi porsiyon? Tek kişilik. Bu tek kişilik. Kaç kişilik? Tek kişilik. Tek kişilik. Evet. Vakıflı çay bahçesi. Vakıflı çay, onu zaten belirteceğiz. Garbis Bey yoklar herhalde. Garbis Bey geldi. Gelir, tamam. Peki, teşekkürler. Evet, birazdan yumurtamız da geliyor. Tam konuşuyorduk. Tereyağlı yumurtamız. Bu da tereyağlı yumurtamız. Evet. Sağını da çok güzel. Bu da tek kişiliktir. Evet. Sağını da böyle orijin. Yumurtamız, bunlar hep buraya ait değil mi? Köy evet, yumurtası. Evet, bu da köy yumurtasıdır. Şurada gördüğünüz tereyağından yapıldı. Arkadaşlar, ben yaklaşık 24 saattir yoldayım. Size müsaade isteyeyim, hemen yiyeyim. Bana afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Siz de mutlaka Hatay'a bağlı Samandağ Kazası'nın Vakıf Köyü'ne gelirseniz, Vakıf Köyü, tek Ermeni köyü. Burada harika bir dünyayla karşılaşırsınız. Geldiğinizde görürsünüz, ben fazla anlatmayayım. Yoksa işin tadı kaçar. Her zaman herkese kapımız açıktır. Sağ ol, çok teşekkür. Yandaki de Toros akvaryumumuzun evi. O da hasar, büyük hasar görmüştü. Şimdi kuvvetlendiriyor, onarılıyor. Yavaş yavaş yapmaya başlamışlar. Evet, Toros silahlı akvaryumumuz. Burada görüyorsunuz. Kullanılan demirler arkadaşlar, görüyorsunuz. Eski bina.
Evet, Vakıfköy'de tek Ermeni köyü. Ermeni tarihi evler maalesef harap halde arkadaşlar. Saat uykusuz, açsız. Bir şeyler atıştırdım, hemen geldim. Burayı görünce hemen çekmeye başladım. İçim el vermedi, ne yapalım. Evet. Bakalım. Merhaba. Evet. Tamam, silahlı. Selam, ne haber? Hoş geldin. Evet. Narlarda olmaya başlamış arkadaşlar. 15 gün sonra. Bu da beyazlar. Bu, bakmayın, böyle olgunlaşmış. Toros Sehpayrı'mızın evinde bizi keçiler karşılıyor. Toros Sehpayrı'nın. Hoş bulduk. Nerede Toros Bey? Toros. Evet arkadaşlar, çok cins bir güzel ya bunlar. Sen ne zaman geldin? Arkadan yalıyor kerata. Bir de kedicik var orada. Toros. Toros. Dur bakayım. Oo, muza bakın arkadaşlar. Bu da Toros'un bahçesinde muz ama. Bakalım. Dur oğlum. Elimi yalıyorlar bunlar. Çok tatlılar ya. Evet arkadaşlar, Vakıfköy'de keçiler. Toros baba. Beni karşılıyorlar, görüyorsun. Evet. Bak bak. Bu senin bu. Vay, selamun aleyküm. Ya bunlar gerçek insan dostu Toros ya. Başka ben tanımam ya. Şu yavru usta. Hepsi yavru. Adı ne bunun? Ya hepsinin bir adı var. Ben koyarım onlara bir adı şimdi. Murat. Toros. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi, yapayım. Sen nasılsın? Sağ olasın. Valla uyumaya çalışıyorum çünkü sabah 5'te uyandım. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Uyuyun kardeşim. Biraz çalıştım. Yapabileceğim bir şey varsa biz de yardıma gelelim Toros. Bunlar benim çocuklar, bebele. Nereden buldun ya? Harika şey. Kulağa bak, cinse bak. Eve de girebilirler değil mi? Serbest. Her şey serbest. Her şey serbest. Sen giremezsin de o girer. Ben her şey serbest diyorum. Bende her şey serbest. Evet. Bunlar benim çocuklar yani. Çocuklar giremeyiz. Kediler, köpekler, vallahi ne güzel be. Bu canların dostusun be. Sen giremezsin, onlar girer. Aynen. Yukarıya tadilat yaptın mı biraz? Toros baba. Bir şey bak, görüyorsun bak. Evet. Evet. Ama sen yapmaya başlamışsın. Taş işçiliği var sende tabi, ustalık. Güzel yapmışsın Toros abi. Kardeş yani. Daha ister ama. Şey, güzel atmışsın kolonu yana. 100 bin lira ister. 99 olmaz mı? Ya 99 olmuyor. 100 bin lira. Evet, burada Toros abi. Ben de alırım parayı. O kadar. Çıkar mısın? Çıkıyorum. Evet arkadaşlar, depremde burası da çok ağır hasar görmüştü maalesef. Toros abimin evi. Şimdi ele almış, yapıyor. Yapmaya başlamış. Şuradan şöyle geldik arkadaşlar. Size manzara göstereyim ya. Vay. Cennet. Yalnız deprem olunca cennet biraz üzün. Evet. Böyle. Evet. Toros silahlı ahbarımızın evi. Burada tadilatlar başlamış. Şöyle dikkat edelim. Evet. Kendisi iyi ustadır, hem taş hem her türlü işten anlar. Yavaş yavaş yapıyor işte, çatıyı falan başlamış. Şurada kiriş dökmüş kolu. Şurayı sağlamlaştırmış. Baksanız bana kiriş. Yeni dökülmüş. Evet, kirişler sağlam. Evet, burada çok iş var. Şöyle bir destek vermiş. Evet. Vakıfköy'de maalesef evlerin çoğu yakık ya, ağır hasarlı. 3-5 tane de
oturulur evler de var. Onlarda hasar yok. Çok az. İnsanlar konteynerde kalıyor. Bu fıçı da en az arkadaşlar 200 yıllıktır dedesinden kalma. Evet arkadaşlar şurada da bir fıçı var. Evet Vakıfköy'de çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İnsan hüzünleniyor tabii. 3 sene sonra, 2 sene önce, 5 sene önce gelip de harika bir hayat vardı. Şimdi deprem yüzünden hüzünlü. Ekazlar altında, konteynerlerde, çadırlarda bir hayat. Böyle cennet gibi bir yer. Bir anda cehenneme dönebiliyor maalesef. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. 24 Ekim 2023 arkadaşlar Vakıfköy'deyim. Akşam 3 saat 6 hava serinledi. Evet 2 sene önce geldiğimde arkadaşlar gene bu mandalalar vardı. Olgunlaşmıştı. Fakat şurada tarihi bir ev vardı arkadaşlar. Maalesef görüyorsunuz Vakıfköy'de. Tekermeni köyünde 180-200 yıllık ev. Emniyet için herhalde yıkım kararı vermişler. Evet. Bütün anılar böyle. Çok da güzel bir evdi. Arkada da maalesef tarihe. Evet arkadaşlar. Hüzünlü bir tablo. Vakıfköy'de depremden sonra Şubat'takinde hasar yoktu ama Mart'takinde çok büyük hasar olup evet maalesef evet, biz buranın fotoğrafını çektik, videoya aldık. Bu sadece sayar belgesimizde de var. İyi ki burayı belgelemişiz. İyi ki videoyu almışız. Tarihi belge oldu. Allah bir daha böyle acılar göstermesin arkadaşlar. Burada da portakallar olgunlaşmaya başlamış. Evet, bakıp bir de sağlam evler de var. Gördüğünüz gibi bu evde sağlam. Burada hayat devam ediyor. Sesler var. Evet. Evet arkadaşlar. Vakıfköy'ü gezmeye devam edeceğiz. Kızağının karşısında seni bulur değil mi Torus? Evet. Evet arkadaşlar keçiler kaliteli muz yapraklarını yiyorlar. Evet hadi bakalım afiyet olsun. Evet. Bunlara her şey serbest abi. Ne isterlerse yerler, içerler, yaparlar. Torus abi elektrik var mı burada? Ara sıra. Ha. Evet arkadaşlar bu da daha yavru. Bu daha ufak ya. Bunlar süt veriyor mu Torus abi? Daha ufak ya. Ha, çok ufak. Yani bir sene sonra. Sen bunları yavru aldın o zaman usta. Şu kadar he? Bunlar şey. Bak parça onlara bakıyor. Bak 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 şuraya bak. Ulan yesinler, her şeyi yesinler. İyiyin, afiyet olsun. Şeyler ne yiyor ha saplarını? Yiyeyim mi? Orta katta bir şey yok değil mi? Boğaz abi, ulan şey, Torus abi. Yani 150 bin liralık bir masraf var. Orta katta. Orta katta fazla bir şey yok arkadaşlar. Burada fazla bir şey yok.